Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Ankara Valiliği işbirliğinde Polatlı ilçesinde yapılan Sarıoba Mevsimlik Tarım İşçileri Yerleşkesi'nin açılış törenine katıldı. Biraz önce gezdim, çocuklarımızın okullarını gördüm. Sağlık kabinlerini gördüm. Evlerinizi gördüm. Ne kadar güzel değil mi? Allah sizden razı olsun ya. Hak ediyorsunuz. Ama Şanlıurfalı hemşehrilerim, Türkiye'de yaşayan bütün kardeşlerim benim kardeşlerim. Genç çocuklara, çocuklara baktım, öğretmenlerine baktım, öğretmenlerini kutluyorum, doktor arkadaşlarımı kutluyorum, Vali Bey ve ekibini, Jülde Bakanımızın ve ekibini, sizleri kutluyorum. Şanlıurfa'da enerji ve GAP problemini çözeceğiz ve Şanlıurfa artık tarım işçisi kardeşlerini başka illerden alacaktır. Ve biz kardeşlerimize nasıl Sarıobalılar size iyi davranıyorsa biz de onlara çok daha iyi davranacağız Allah'ın izniyle. Fakıbaba yeni kurulan yerleşkenin örnek bir proje alanı olduğunu belirtti. Sağlık hizmetleri, eğitim hizmetleri, ya hiç olmazsa insanca yaşayacağı bir barınma yeri, eğitimi, sağlığı. Geçen sene yoktu, bu insanlar toz içerisindeydi. Ve ne dedik? Yapacağız dedik ve yaptık. Ve inşallah projelerde bazı değişiklikler olabilir. Çünkü bu projeler insanlar için yapılmıştır. Ve burada başkanımız, çok değerli başkanımız, arkadaşlarımız var. Onların isteklerine göre bazı projede değişiklikler olabilir. Ve bunu amacımız 58 ilde tarım işçisi kardeşlerimiz var. Hiç ayrım yapmadan. 58 ile dağıtılabilir bu ya. Çok öyle zor bir olay değil yani. İnanmak çok önemli. İnanmak başarının yarısı değil. Başarının yarısından da fazlasıdır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarı Eroğlu da çocuk işçiliğine kesinlikle toleransımız yok dedi. Benim için çok anlamlı bugün bu tesisin açılışı. Siz kıymetli alın teriyle ülkemizin tarım alanında daha da gelişmesi için özellikle Ankara'mız ülkemizin ikinci büyük tarım şehri. En fazla mevsimlik tarım işçisinin de bulunduğu şehrimiz. Burada böylesine güzel bir tesisin açılışında bir arada olmuş olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Bizim için ayrı bir önemi var. Bakanlar Kurulu açıklandığında geçtiğimiz Temmuz ayında Sayın Bakanımızla birlikte bakan olarak ilk ziyaretimizi mevsimlik tarım işçisi emekçi kardeşlerimize yapmıştık. Ve o ilk ziyaret bizim için çok önemliydi. Buralarda şu anda böylesine güzel bir ortam var ama o zaman geldiğimiz zaman bakanımız da ifade etti. Toz toprak içinde ne hanım kardeşlerimizin ne beyefendilerin ne de bizim geleceğimiz dediğimiz evlatlarımızın bulunmasının uygun olmadığı koşullar vardı. Bizzat emekçilerimizle, kardeşlerimizle görüşmeler yaparak arzuları, istekleri, ihtiyaçları, talepleri neyse onların istedikleri doğrultuda bugün bu yerleşkeyi inşa etmiş durumdayız. Bu dönemde en hassasiyetle üzerinde durduğumuz konu çocuk işçiliğiyle mücadele. Biliyorsunuz 2018 yılında çocuk işçiliğiyle mücadele yılı ilan ettik. İkincisi de mevsimlik tarım işçilerimizle ilgili. 2010 yılında Sayın Başbakanımızın imzasıyla yürürlüğe giren bir genelgemiz var. Yaşam koşullarının, çalışma koşullarının düzenlenmesiyle ilgili. Bu genelgenin çok sıkı takibini yaptık. 2010 yılından bu yana toplam 100 milyonluk yatırım yapmışız. Mevsimlik tarım işçisi kardeşlerimizin yaşam ve çalışma koşullarının düzenlenmesiyle ilgili çok ciddi yasal düzenlemeler gerçekleştirdik. İşçilerle halay çeken Sarı Eroğlu daha sonra Fakıbaba'yla yerleşkeyi gezdi.